Termodinamiğin ikinci yasasıyla ilgili olan videoda arkadaşlar evrenin entropisinin her zaman arttığından ve hiçbir zaman azalmayacağından bahsetmiştik. Bunu hatırlarsınız. Şimdi bunu başka bir açıdan düşünecek olursak evrendeki enerji gittikçe daha az kullanılabilir hale gelir ve büyük bir kısmı gittikçe entropiye dönüşür. Mesela ben size bu videoyu hazırlarken ne oluyor? Vücudum ısı üretiyor ve bu ısı en nihayetinde evrendeki entropinin artmasını sağlıyor. Peki ısı nasıl entropinin artmasını sağlar? Bugünkü videomuzun konusu bu. Evet, hemen hatırlatayım. Isı termal enerjinin aktarım yoluydu, değil mi? Entropi ise bir sistemin sahip olduğu düzensizlikti. Bir sistemin bulunabileceği hallerin sayısıydı. Şimdi burada bir örneğimiz var. Diyelim ki Buradaki ideal bir kapalı sistem olsun. Buradaki moleküller de ortalama bir kinetik enerjide olsun ve ortalama bir sıcaklıkta sağa sola hareket etsinler. Bu moleküllerin her biri farklı bir şey yapıyor olacak, değil mi? Farklı yönlere yani hareket edecekler. Molekülleri çizerken kinetik enerjilerini hep belirli bir hızla hareket ediyorlarmış gibi gösteriyorum. Ancak bu moleküller kinetik enerjileriyle pek çok farklı şey yapıyor olabilirler. Mesela rotasyona uğrayabilirler, yani dönebilirler ya da salınım yapıyor olabilirler. Fakat hareket ettiklerini düşünmek akılda canlandırmak açısından çok daha kolay. Şimdi buradaki sisteme biraz ısı aktaralım. Yani e, bu e, sisteme ısı dediğimiz termal enerji aktarımı gerçekleştirelim. Bunu da turuncu bir okla çizelim ve Q ile gösterelim. Bu sisteme bir ısı aktarımı olduğu için sistemin ortalama kinetik enerjisi yani sıcaklığı artar. Dolayısıyla bu moleküller daha büyük bir momentum ve hız ile sağa sola hareket etmeye başlar. Peki neden bu sistem entropiye sahiptir? Gelin bu iki sistemi kıyaslayalım. Her ikisi de aynı sayıda moleküle ve aynı hacme sahip. Tabi burada iki boyutlu gibi gözüküyor ancak üç boyutlu halini hayal edebilirsiniz. Her iki sistemde eşit hacme sahip, bu önemli. Dolayısıyla bu moleküllerin bulunabileceği yerlerin sayısının aynı olduğunu düşünürüz. Fakat esasen bir sistemin bulunduğu hal sadece moleküllerin pozisyonundan ibaret değildir. Sistemin bulunduğu hal, sisteme ne olacağı ile ilgili bilgi veren sistemle alakalı her şeyi kapsar. Dolayısıyla sistemin hali buradaki parçacıkların farklı hızlarını da içerir. Yüksek sıcaklıkta bu moleküller daha yüksek hızlara sahip olur. Bütün bu moleküller bir çekirdeği olan ve bu çekirdeğin etrafında dönen elektronları olan atomlardan meydana gelir. Çok fazla kinetik enerjileri olmadığında çok yakına yaklaşamazlar. Mesela bu yeşille çizdiğim bir atomun en dış orbitaldeki elektronları olsun diyelim, tamam mı? Buradaki de başka bir atomun elektronları olsun. Bu atomlar ortalama bir kinetik enerji ile hareket etsin. Belli bir miktarda kinetik enerjileri varsa birbirlerine bu kadar yaklaşabilirler. Fakat birbirlerine çok daha yüksek bir hızla çarparlarsa birbirlerine biraz daha o zaman yaklaşabilirler. Birbirlerini daha fazla iterler. İki top gibi birbirlerine çarptıklarını düşünebilirsiniz. Yani aslında yüksek kinetik enerji sayesinde daha fazla halde bulunabilirler. Bu iki molekül birbirine çok yüksek hızla çarpar. Bu ikisi ise daha yavaş bir şekilde birbirlerine yaklaşır. Yani üç boyutta sahip olabileceğiniz pozisyon ile alakalı hallerin sayısı daha fazladır. İşte bu yüzden ısı nihai olarak entropi üretir. Şimdi şunu da düşünelim. Isı sadece düzensizliğe sebep olmaz. Isı aynı zamanda iş yapmak için de kullanılır. Sanayi devriminin dayandığı esas nokta da aslında budur. Değil mi arkadaşlar? Buharlı makineler, yanma makineleri ısı ile iş yapabilme prensibine dayalı olarak çalışır. Arabalarınızdaki yanma motorları, yanma reaksiyonu sonucu açığa çıkan ısıyı kullanarak bir pistonu iter ve iş yapmış olur. Burada bu durumu anlatan bir örneğimiz var. Bu ilk kapta belirli bir sıcaklıkta olan ve sağa sola hareket eden moleküllerim var. Bu sisteme biraz ısı ekliyorum ısı eklediğimde moleküller daha yüksek hızda hareket etmeye başlıyor ve bulunabilecekleri hal sayısı artıyor. Bu durum ayrıca kabın hacmini arttırmak için de kullanılabilir. Çünkü gördüğünüz gibi bu sistemde kapalı bir sınır yok. Kabın üst tarafında hareket ettirebilir ettirilebilir bir piston bulunuyor. Yani moleküller daha yüksek hızda hareket ettikçe bu pistonu yukarı doğru iter ve iş yapılmış e, olur, iş yapmış olur onlarda. Bunu farklı bir renkte göstereyim. Peki piston nasıl yukarı itilir yani nasıl iş yapılır? Az önce de bahsettiğim gibi buradaki moleküllerin her biri hareket ettikçe piston'a çarpar. Bir tek molekülün çarpması çok küçük de olsa piston'a bir miktar kuvvet uygular. Ancak sistemde çok fazla miktarda molekülümüz var. Gerçek termodinamik sistemlerde milyonlarca, milyarlarca adet molekülden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bütün moleküllerin her birinin piston'a bedeli bir kuvvet uyguladığını düşünün. Piston'a uygulanan toplam bir kuvvet olur, değil mi? Ve bu kuvvet sayesinde piston ne olur? Yukarı doğru itilir. Dolayısıyla iş yapılır. Fakat şunu da göz önünde bulundurmak gerek. Isı temeline dayalı çalışan hiçbir sistem %100 verimle çalışmaz. Yani aslında sisteme aktarılan ısının bir kısmı iş yapmak için kullanılır. Fakat büyük bir kısmı sisteme düzensizlik eklemek için yani sistemin bulunabileceği hallerin sayısını arttırmak için en nihayetinde de sistemin entropisini arttırmak için kullanılır. Entropiyi yani arttırmak için. Isı termal enerjinin sisteme aktarılma biçimidir. Bu aktarılma olayı sistemin sınırlarında gerçekleşir. Mesela bu kabın altında bir ateş yansın ve kaba ısı aktarılmış olsun. Fakat bu kap tamamen kapalı bir sistem değil. Kabın duvarlarından dışarı ısı salınabilir. Ancak sistemin içinde artan termal enerji entropi artışına sebep olur. İşin yapılması da sistemin sınırında gerçekleşir. Pistonda hem dışarıya ısı aktarımı da gerçekleşir yani e, bu şekilde hem de ne olur iş yapılmış olur. Özetle ısı ve iş kavramları bir sistemin sınırlarında gerçekleşir ya da yapılır. Fakat sisteme aktarılan enerjinin büyük kısmı sistemin içinde kalır ve bu da sistem içindeki moleküllerin daha hızlı hareket etmesine sebep olur. Dolayısıyla da sistemin sahip olabileceği hallerin sayısı artar. Mesela evin içinde yürürken halı ile ayaklarımız arasında meydana gelen sürtünme ısı üretir ve bu ısı evrenin entropisine katkıda bulunur. Sadece var olmamız bile Hücrelerimizde meydana gelen hücresel işlemlerin ısı üretmesi sayesinde evrenin entropisini arttırır.